Bizimki mes takımının devamı da geldi sonunda. Kanka bir daha dörtlü veda servisi yapacak olursan ben de olayım. Bensiz olmasın, tamam? Ne diyorsun be, ne vedası? Ya Aybikciğim, benim babam biraz okulu satın aldı da. İlk vukuat olarak da burslarımı kesecekmiş, ne öyle bir şey. Nasıl? Doğru mu lan bu? Toplan. Dur. Doğru, dün ayağımıza kadar geldi, söyledi. Peki bunu bize söylemeyi düşünüyor muydunuz? Ya da şöyle sorayım yine, bize ne zaman söylemeyi düşünüyordunuz? Halbuki işe girdiğimden beri yüzüme bakmıyorsun. Hangi ara söyleyecektim acaba? Asiye ile Aybik'i küslü. Gerginler diyelim. Hayda. İşler bence hiç boşuna yayılmayın. Defter kitapta çıkarmayın. Ne saçmalıyor ya yine bu Tolgacık? Hiç ya. Ne saçmalasın? Okulu babam satın aldı da artık senin baban okulun sahibi değil. Onu. Diyorsun. Herkes de taklitçi oldu arkadaş ya. He diyorum, ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Vallahi Tolgacık, bir sıkıntı var da bizde değil. Sende olacak gibi. Babam okulu falan satın almamış oğlum. Okul başkasının olmuş. Allah Allah ya. Bak sen şu işe. Kimden duydun acaba sen bunu? Babam söyledi. İdolün. Oğlum biz daha dün konuştuk. Saçma sapan konuşma. Vallahi Tolgacık, eğer konuştuğun kişi Akif Atakul'sa dün dündür. Bugün de bugün. Her an her şey değişebilir yani. Eğer işler onun çıkarınaysa tabii. Bak, bence sen çeneni kapat. Yakışıklı prens, tamam. Benim babam okulu satın aldı. Senin baban da okulu sattı. Okul artık benim babamın. Tamam. Tolga, sen acaba bir babanı arayıp sorsan mı hani netleştirmek için? Bravo kardeşim ya. Bravo vallahi. Çok düşünüyor musun acaba sen bu parlak fikirleri bulmak için? He? Doruk, çok güzel bir haber bu. Çok sağ ol babanla konuştuğun için. Vallahi konuştum ama ikna etmeme pek gerek kalmadı. Başkası daha çok teklif vermiş, bizimkisi de ona zıplamış. Can sıkılan okula alıyor arkadaş. Nasıl bir para bu? Doruk, sen buraya geç istersen. Nasıl yani? Sen geç, ben oraya geçerim. Nasıl istersen. Şu lokanta işi büyüdü galiba ha? Fazlasıyla. Aramıza çarşaf bile geldiler bahçede. Şaka yapıyorsun ya. Ne yazık ki şaka değil. Gerçekten çok şaşkınım ya. Aybike'nin meseleyi bu kadar büyüteceğini hiç beklemezdim.